Ne diyorsun lan? Bu oyunu bir ödül için aday mı gösterin? Ne ödül lan? Oyunun yaldızları ödülü mü? Mağaza açılmıyor ki amına koyayım. Terliyorum mu? Abi boxer giymemişsin. Büllükler gözüktü senin. He büllükler değil mi? 3 tane var bende çünkü. 3 başlı böyle. Ejder ya. Manyak ya. Hadi seçelim bakalım. Steam ödüllerini de seçelim. Yılın oyunu ödülü. Adayı göster. Ölümcül av. Bu ne oğlum? Bizim oyunlar. He, benim oynadığım oyunları koymuş orada en son. Yılın oyunu ödülü. Yılın oyunu ödülü ne olur biliyor musunuz? Yılın oyunu ödülü. Dur bekle. Oğlum burada bir burada bir şey yapacağız şimdi. Burada ne yapacağız biliyor musun bunu? Bunu Bannerlord yapacağız arkadaşlar. Sektör gelişsin arkadaşlar. Sot mod desene ama dur oğlum Bannerlord oğlum. Phantom Blade 2 oğlum. Şşş alsın oğlum. Oy. Baba, ben ya hemen yardımcı olmaya geldim kardeşime. Ne oldu? Başlık ne? Verdim baba. Yılın en iyi ödülünü, oyun ödülünü verdim. Şşş, tamam oğlum şey yapmayın. Yaz baba oraya. Kemal Can Yılın en Parlak. iyi VR oyunu ödülü. En Kemal iyi Can VR. Parlak. Baba, Half-Life Alyx demezsen burada ben küstüm. Sana var ya helal olsun. Bence Phasmophobia bu arada. Net Half-Life bu arada. Half-Life. Baba, Half-Life Alyx bu Aşk arada da. ile devam ettirilen ödülü. CSGO. Aşk Ben ile devam aşk ile ettirilen ne oynuyorum. demek? Aşk ile mi? Five Bu oyun çıkalı Dates. çok oldu. Geliştirici ekibin yaratıcı fikirlerini hayata geçirdik. Göz bebeklerini duyurduğu ilk günün üzerinden uzun zaman geçti ama geliştiriciler tıpkı iyi birer anne ve baba gibi eserlerini desteklemeye ve büyütmeye devam etti. Bu oyun geçen tüm yıllara inat bugün bile yeni içerik almaya devam ediyor. He, Baba bu bu GTA Warframe baba. galiba Bunu ya. açık ara bu GTA. Bu Açık açık ara ara GTA. Warframe. GTA oğlum mu? Bunun başka alabilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum yani. GTA Vice ama onu da söyleyeyim yani. Herkes GTA 5 zannetti değil mi? GTA Vice baba. Arkadaşlarla daha zevkli ödülü. Ha? Ha, Bu şu oyun fa bu arkadaşlarla daha bu zevkli diyor. Among Us. Bu Among Us alır bunu. Baba CSGO bence. Komşu komşu komşu. Komşu, Niye? komşu, komşu. Niye almıyor? Niye çıkmıyor? Ha yeni değil diye. Oğlum şeyde komşu da yeni değil. O da çıkmıyor. Ha şu muydu lan? Hello. Bu neydi lan? Komşu nasıldı komşu? Secret Nightborn. Çıkmıyor. Secret Baba de. Eightburn mu? Secret Nightborn. Fazmafobiye. Kesinlikle arkadaşlarla daha eğlenceli bu. Üstün görsel stil ödülü. Görsel stil gerçek dünyadaki görselliği hedef almaz. Kendi içinde asil bir ülkü olsa da görsel stil bütün bir oyunu dolduracak belirgin görünüm. Baba CSGO. bu bu ne biliyor musun bu? RDR mi? Harbi mi diyorsunuz? Cyberpunk çıkmadı ki daha. RDR 2 mi diyorsunuz ya? Cıstırgo. En yenilikçi oynanış ödülü. Bu oyunun tasarımcıları getirdikleri yeni perspektif ve akıllara durgunluk veren sürprizlerle yenilikçilerin Bu birer CSGO olabilir. Ya CSGO ne CSGO'su ya? Yok orası bir yerden CSGO'ya oy çıkaracak. Bu şey olabilir bu arada. Harbiden Fall Guys olabilir. Baya eğlenceliydi. Bu oyun içerdiği yenilikler ile daha önce hiç olmadığı kadar eğlendirdi ve ilham verdi. Tamam bana Fall ilham Guys bu verdi. arada ya. Fall Fall Guys, Guys bu arada. evet. Ben biraz yanlış anladım galiba onu ya. Yani ben o kadar Believe farklı diyor ya ki orada. falan Dım diye. dımdan daha dıştın gari. Kötü olduğunuz en iyi oyun ödülü.
Herhangi bir oyun yaz oraya. Bu inatçılığı ödüllendiren oyun sinirine hakim olamayan için hiç uygun değil. Sevdiğimiz en zor oyun. He yok, sevdiğimiz oynadığın en zor. Oyunlardan seç Herhangi ya. birini seç. Oynadığım Evet, oyunlarda en zor bir oyunla karşılaşmadım ki ya. Hepsini de zorda bitiriyor abi. Dark Souls olmaz ki oğlum o şey. Ne olabilir? Yani CS. Kötü de demedik yani. Kötü dediğimiz CSGO. en zor, kötü, en zor oyun. Ben niye lan girdim de bu ne lan deyip çıktım böyle. Düşünsene yapamıyorum deyip. Ne vardı öyle? Hiçbiri. Hepsini girip bitirdin. Twitch mi? Ben Twitch mi yazalım? Startup kampanya. En iyi albüm ödülü. Bu oyuna eşlik eden CSGO. Kemal Can Parlak. CSGO. En iyi şarkılar. Baba bu buraya şey yazmamız lazım ya. WWE, NBA ya da FIFA yazmamız lazım. Ben var Death mı? Standing yazarım bu arada buraya. Hadi lan oradan. Baba o Death kadar maç sonu şeyleri var. Death sesleri. Standing'in şarkıları çok iyi oğlum. Hadi lan oradan. Hangisi dinleniyor? NBA şarkılarının hepsi dinleniyor playlistlerde. Oğlum onlar ya, gerçek şarkılar değil. Ne zaman değil Death Stranding aldın gerçek şarkı ne demek ya? Yalan mı yani, şarkı yapıyor amına koyayım Death Stranding? Orijinalde var o. Mesela Akif Çekirge'nin şarkısını alıp koyuyorlar, anladın mı? Lan siktir git ya. Oğlum oyuna adam lisansı alıyor. Oyuna çıkartıyor. Tamam işte yani. Tamam yani. Ama mesela şeyde kendisi yapmıştı. Bu neydi, bir oyun vardı. Undertale şarkıları da çok güzeldi. Tamam baba. Da buradaki olay oyun için yapılan müzikler değil mi? Zaten evet, o yüzden NBA ve FIFA yapılmış müzikleri güzel toplayıp derleyip alıyor kanka zaten. Kanka yok, official soundtrack'ten bahsediyorum oğlum ya. Kendi official soundtrack'leri var ya, onlardan bahsediyorum ben. Bakalım mı mesela? Bakalım. Diyor. Şöyle diyeyim mesela. Şu var yani. Şöyle de çok açmıyorum. 175 milyon dinlenmiş. yok bu değil oğlum, dur. O zaman soundpad. Doğru diyor. Soundpad. Her şeyi de çalabiliyorsun. Buradaki olay benim kafamı karıştırdı arkadaşlar. Bu oyuna eşlik eden... Ya oğlum bak, en iyi albüm ödülü diyor. Bu oyuna eşlik eden harikulade müzikler sizi mest etti. Daha iyisi yok. Eşlik eden müzikler. Yani alınmış olabilir ki. Şimdi dur bakalım. Oğlum bunda da aynı. Bak Death Stranding'in de müzikleri alınmış. Bak var normalde. Avel bilmiyor ki Avel Jirovs. Nereden bilsin adam? 4 yıl öncenin müziğiymiş oğlum Death Stranding'in. Oğlum. Baba Metin 2 ver özel buna. Özel yapılanlar da var diyorum. Hangisi FIFA'ya özel, NBA'ye özel yapıldı amına koyayım? Oğlum burada böyle bir şey demiyor ki oğlum. Bu oyuna eşlik eden harika öldü müzikler. Harikulade müzikler diyor. Oba, Metin tamam. 2. Bas FIFA. Metin, ne ya Allah net ya. Metin 2 müziği. Net Metin 2. Zaten bu, zaten bu senin kendi seçeneğin yani. Seni seçmen lazım. Oba. Bitti. Şu an bitti ya. Şu an olay bitti, ben sana söyleyeyim yani. Metin 2. Orospu bu yıl çıkmış oyun diyor. Siz niye benim kafamı karıştırdınız? Oğlum yılan oyun diyor. Siz niye kafamı karıştırıyorsunuz oğlum benim? Metin 3 yazalım o zaman. Oğlum Witcher diyor. Lan bu yıl. Al Witcher var mı? Allah Allah. Kimse anlamadı ya. Şaka lan, o zaman COT istiyorum. Rıp bap bau. Zengin hikayesi, hayır, üstün oyun.
Zengin hikaye sahip ne oynadın bu yıl mı? Bu yıl. Valhalla'dır herhalde. Half-Life ya. Hikayesi bir. Olan AC olabilir. Zengin hikaye sahip. CSGO. AC olabilir. Değil mi AC ya? Daha... Bu ödülü büyük ihtimal Valhalla alır ya. RDR oğlum. Net RDR oğlum. Hikaye, derinlik vesaire açısından bakıyorsak hani. Bitirdin mi RDR'yi? Bitirdim. 3 kere. 3 kere bitirdim. Bence RDR alır oğlum. Doğru mu? Arkanıza yaslanın ve rahatlayın ödülü. Bu oyun yorucu bir günün ardından adeta panzehir. Bu akıcı ve rahatlatıcı oyun. NBA. Roketlik bu. Roketlik. Ya, biz, ya bizim roketlik oynayışlarını bir göz önüne alsana. Ya. Nasıl rahatlatacağım buna böyle. NBA. Dur lan bizim oyunu da verelim oğlum bir yerde. Net. Gün bitmek üzere. Yani aday gösterin. Bir oyunu oynayın. Oynadım hepsini onu. Her kategori bir oyun adayı gösterin. Tamam. Aday gösterin. Aa Kemal senin indirin. Oynadığın sualtı oyunu da olurdu ha. Kes lan. Ne sualtı oyunu? Sen hani böyle belgesel gibi bir oyun oynamıştın ya. Beyond Blue. Aynen. O olmaz mıydı lan acaba? Oğlum RDR mi Beyond Blue mu? Hayır, hikaye bakımından demiyorum. Arkana yaslanıp rahatlatıcı oyundan bahsediyorum. Tamam, çok rahatlatıcı NBA. Arkama yaslanıyorsun. Ne yapıyorsun NBA? Arkana yaslanıyorsun. Üçlük atıyorsun. Smaç basıyorsun. Rahatlık oğlum. Beni alıyor. Benim tüm şeyimi alıyor yani. Ara oyunu mu? He Uno. Değil mi? Era ile Uno bir de. Öyle bir rahatlatıcı yani. Öyle düşünün.